Artık bu haberle beraber Sony'nin kurmuş olduğu Spider-Man evrenindeki Spider-Man'in kim olduğunu anlamış olacağız. Daha önce buna benzer bir haber vermiştim ama söylenti tarzındaydı. Bu sefer kesin arkadaşlar. Hızlıca habere ve videoya geçeceğim. Ama videoyu yaklaşık 10 saniyede izliyorsun. Bu yüzden abone olup like atabilirsin. Şimdiden teşekkürler ve detaylara geçelim. <laughs> Sony'de son zamanlarda Miles Morales karakterine bir yönelme var. Artık insanların Peter Parker'dan sıkıldığını mı düşünüyorlar? Veya Sony içerisinde birinin Miles Morales'e bir aşkı mı var bilemiyorum. Ama dediğim gibi Sony yavaş yavaş Miles Morales karakterine yönelmekte. Aslında bu çok da mantıksız değil çünkü Peter Parker'ı her ne kadar sinemada çok kez izlemiş olsak da Miles Morales çok da aşina olduğumuz izlediğimiz bir karakter değildi. Into the Spider-Verse filmi gelene kadar Miles Morales sinemaya taşınmamıştı bile. Ki zaten live action olarak hiç ama hiç karşımıza çıkmadı. Bu yüzden elbette ki Miles Morales filminin gelmesi çok mantıklı olurdu. Ki zaten zaten geliyor bu arada. Sony canlı aksiyon yani live action gerçek oyuncularla gerçek insanlarla Miles Morales filmi çekeceğini duyurdu. Zaten duyurmuştu ama söylenti aşamasındaydı bu sefer gerçekten de kesinleşti. Her bir kaynak paylaştı Sony Miles Morales filmi çekecek. Tabii bunun Sony ve Marvel ortak yapımı olacağı mı Yoksa sadece Sony'nin evinde geçecek bir film mi olacağı belli değil. Ancak benim tahminim Marvel'ı bulaştırmadan Sony kendi evinde geçen bir film yapacak. Ve sonrasında bugüne kadar izlettiği tüm düşmanları o Miles Morales ile beraber birleştirecek. Ve karşımıza Miles Morales live action filmi çıkacak. Ama burada önemli olan bazı şeyler var. Miles Morales hikayesini en başta mı başlatacaklar yoksa bildiğimiz bir karakterin filmini mi yapacaklar? Benim aklıma gelen en büyük şey neydi biliyor musunuz? Spider-Man Into the Spider-Verse tamamen hani paralel evrenleri anlatan bir hikaye. En son filmde bazı olaylar yaşansa ve orada bulunan Miles Morales live action evrenine geçse ve onun hikayesini orada devam ettirsek falan diye düşündüm. Ama tabii ki de bu çok saçma olurdu. Çünkü animasyon izlemeyen bazı kitleler var. Bu yüzden de direkt olarak Miles Morales'in hikayesini en baştan başlatacaklardır. Tıpkı Peter Parker'ın Ben amcasının ölümünden başlattıkları gibi Miles'in hikayesini en baştan alacaklar bence. Sony'nin Miles Morales filmi yapması çok mantıklı olur aslında. Yani ticari anlamda. Çünkü biliyorsunuz Black Panther siyahileri barındırdığı için çok izlenmişti. Siyahi toplum tarafından çokça benimsenmişti. Miles Morales de öyle olacaktır. Siyahi toplumlar bu filmi çok benimseyecektir. Ve izlenmesi gitgide artacaktır diye düşünüyorum ve ortaya gerçekten iyi biri çıkartabilirlerse bu film Oscar'a bile aday olabilir. Çünkü Oscar'ın standartlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Politik toplum mesajları verirseniz Oscar'a aday olma şansınız artar. Ama elbette ki Sony'den Oscar'lık bir film beklemek çok da doğru olmaz. Her ne kadar Into the Spider-Verse serisi güzel olsa da live action'ın güzel olacağının bir garantisi yok. Yavaş yavaş Sony de bu arada paralel evrenlere girmeye başladı. Venom 3 Multiverse filmi olacak. Belki de orada şöyle bir hikaye görebiliriz. Biliyorsunuz Venom 3'te işte Andrew Garfield olacak denmekteydi. Bir şekilde işte Miles Morales'in ve Venom'un olduğu evrene gider Miles'ı bulur, eğitir Daha sonrasında belki Ender'ı ölür veya kendi evrene geri döner Ve o evrendeki Spider-Man Miles Morales olarak kalır Birkaç kez Miles Morales'in Sony evrende çektiği filmleri izleriz Ve daha sonrasında evince Secret Wars bağlandığında Miles'ı Tom'un evreniyle birleştirirler Ve böylece Tom Holland'ın evrenleri Miles Morales olmuş olur Tarzında bir hikaye izleyebiliriz Ya da hiç belli olmaz Miles'in evrenini ayrı tutarlar Tom'un evrenini ayrı tutarlar Ve Tom'un evreninde bambaşka bir Miles görürüz Artık buna Sony ve Marvel karar verir. Adamların planları ne olacak ilerleyen zamanlarda öğrenebiliriz. Lakin dediğim gibi Sony baya baya kendini Miles'a Miles yöneltti. Live Action Miles Morales filmi animasyonlarda zaten Miles Morales var. Bir de bunun dışında oyunlarda da Miles Morales olacak. Oyun kanalıma geçenlerde bir video attı. İzlemeyenler varsa anlatmak isterim. Insomniac Games yaptığı resmi açıklamayla beraber Marvel Spider-Man evreninde artık ana Spider-Man olarak Miles Morales gördüklerini söylediler. Yani ilerleyen oyunlarda Peter Parker yan olarak kalacak. Hatta belki de 3. oyunda Peter Parker ölecek ve biz artık Miles Morales'i görmeye, onu oynamaya, onu izlemeye başlayacağız. Bana soracak olursanız bu çok yanlış bir karar. Zaten Miles filmi gelecek, zaten animasyon olarak Miles'da var. Bırakın da bari oyun Peter'e kalsaydı ama yok onu da Miles'e yöneltecekler. Her ne kadar Miles karakterini sevsem ve ırkçı olmasam bile Peter Parker'ı daha çok seviyor, daha çok görmek istiyorum. Ancak Sony dediğim gibi tamamen bütün okullarını Miles'e çevirdi. Bence yapılması gereken en büyük şey şuydu. O oyunlarda biz 3 oyun Hoca Miles'ı hiç görmemeliydik ve 3. oyunun sonlarına doğru Miles dahil olmalıydı. 2. oyundan çat diye dahil olunca Peter Parker'ın yalnızlığının bir önemi kalmadı maalesef. Bakalım artık hani vardır Sony'nin ve Insomniac Games'in bir bildiği diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Ne olacağını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Umarım ortaya iyi bir iş çıkartırlar da diğer Spider-Man filmlerinden daha çok sevebiliriz ve iyi ki Miles Morales filmi gelmiştiriz. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.